Merhabalar, Tamarik ben. 1987 model, İstanbul doğumluyum. Kınalıada'da büyüdüm. Anne babam Ermeni, teyzem Rum. Bu konuyu size ayrıca bir arada anlatırım diye umuyorum. Ermeni ve Rum olarak büyümenin bir avantajı var. Bir sürü de keyifli yönü var. Birincisi yemekleri. Yani sabah, öğle, akşam mütemadiyen yemek üstüne kurulu bir düzende yaşıyoruz biz. Öğle yemek yerken akşam ne yiyeceğiz, ne konuşacağız onları düşünüyoruz. Ben şimdi bu konuşma için resim çekerken fark ettim ki benim bütün resimlerim şu şekilde. Yani sanırım böyle ekmek yemeyi seven tek insan ben değilim. Babaannemle beraber bu. Hep masadayız ama çünkü kültür bunun üzerine kurulu. Mezeler şunlar, Ermeni şeyden biliyoruz değil mi? Topik. Ermeni eşittir topik. Değil anacığım, Ermeni eşittir topik değil. Ama topik de güzel bir meze, o ayrı. Biraz zahmetli. Çünkü bütün çocukluğum boyunca bilmiyorum, size işte ceza olunca yavrum odana git. İşte çocuğum şöyle olunca şuraya git ceza alsın, ders yapacaksın. Abi ben cezalıyken topik için nohut kabuğu ayıklıyordum. Yani çünkü saat onu ayıklıyorsun ya da bezelye. Bir şekilde şu. Bu mecburi pozlar değil yani, başka pozum yok. Gerçekten özür diliyorum bunun için sizden. En sevdiğim resimlerden biri bu, çünkü bu ilk kez hayatımda gayrı meşrubatla tanıştığım, içinde biraz anason efekti olan bir resim. Hoşuma gidiyor burada, kusura bakmayın, biraz ufak başladık buna. Ama işte bu burada mecburi bir gülüş bu gerçekten, poz vereyim diye. Büyük babaannemiz evde. Burada ben gördüğünüz üzere bezelye ayıklıyorum, bu da bir ceza. Aslında bakacak olursanız. Ve son olarak da dayım, kendisi meyhaneci. Ben mezeci olarak büyüdüm. Bununla gurur duyuyorum. Çünkü mezenin tarifi yoktur. Şu kadar gram şunu koyacaksın, şu kadar gram şunu koyacaksın diye bir şey yok. Yüzümdeki mutsuzluk tamamen brokoli karışımı, iğrenç bir şey yememden kaynaklı. Yemek yapmaya ben ufak yaşımda başladım. Trajikomik olarak başladım yemek yapmaya. Trajik kısmı şuydu. 10 yaşındaydım yemek yapmaya başladığımda. Ve annem bir rahatsızlık geçirdi. Yaklaşık 9 ay kadar yürüyemedi. Abimle yaşıyorum. Bir de az önceki resimde gördüğünüz büyük bir hala var. Yemek yapmakla mükellefim evde. Annem yatıyor, yattığı yerden işte soğanları ayıklıyor, kesiyor. Soğan da daha o kadar pahalı değil tabii o zaman. İşte yemekleri yapacağız. Mizamplası o zamankine hazırlıyor. Ben mutfaktayım. İşte ufak şeyin üstüne çıkmışım. Yemeği yapacağım sefer tasarı için. Okuldan geldim. Annem sağ olsun içeriden bağırıyor. Soğanları tavaya at. Tamam, attım. Yağı koydun, koydun, tamam. Bırak soğanlar terlesin. Abi soğan nasıl terlesin? Yani ben ne yapacağım soğanı terletmek için? Tepki yok, tamam, patatesi at, aromatiğini at, pişir. Yancısını yapacağız patatesi muhakkak yanına. O da pilav, en sevdiğimiz. Şimdi onu kavurduk, yaptık, o da tamam. Suyunu koy, işte içine defne yaprağını at, şekerini muhakkak bir tutam at, tamam. Bırak demlensin. Çaydanlık mı arayacağım ben şimdi? Nasıl demleyeceğim ben pilavı? Güzel. 9 ay çok şükür geçti. Annem iyileşti. Ama hani bu şeylerde fark ettim ki ben o yemeği yaparken annemin rahatsızlığını düşünmüyorum. Sadece yemeğe odaklıyım. İşte ertesi gün okula gideceğim, sınav var. Hiç düşünmüyorum. Umurumda değil. Bunlarla devam ediyorum. Ondan sonra normal üniversiteyi okudum, bitti. Herkesin ailesinin istediği üzere beyaz yakaya doğru hazırlık yapıyoruz. 19 yaşıma geldim, sırt çantasına attım, Paris'e gittim halamların yanına. Dedim ki burada yaşayacağım, işte medeniyetin merkezi bu. Şöyle böyle çok eğleniyoruz, Şanzelize'de kahve içiyoruz, her şey yolunda. Bir telefon geldi bana, yıl 2006. Annem dedi ki akşam beni ara. Annem böyle bir şey demez yani. Eve gittim, aradım. Bana dedi ki, abim büfe açtı, koş. Abim büfe açtı, tamam. Ben abimi kuyumcu bıraktım. Tamam abi, sorun yok onda. Devam ettik, çıt çantayı geri aldık ve geri geldik buraya. Abimle beraber bir sene çalıştık. Gene inanılmaz keyif aldım bu durumdan. Çok zorluydu ama yemek yapmak gerçekten güzeldi benim için. Ondan sonra tekrar validenin isteği üzerine beyaz yakalı hayata geri döndüm ve
Kanada göçmenlik ofisinde çalışıyorum. Fakat mutlu değilim. Yani bir şey eksik benim hayatımda ciddi olarak. Paperwork, ekran arkasında çalışma falan filan hiç benlik bir şey değil. Arkadaşlarla beraber gece dışarı çıkıyoruz. Müsaitseniz böyle meyhane mutfağına giriyorum. Diyorum ki iki soğan kesebilir miyim? Dayı şu çirozu ben ayarlayayım, sen şimdi mundar edersin falan. Ondan sonra o da olmuyor. Ondan sonra dedim ki anneme ben mutfağa gireceğim. Profesyonel mutfağa gireceğim. Ne yaparsan yap ama dedi bu işi bırakmayacaksın dedi. Tamam, 9'dan 3'e ofise giderim, 3'te çıkarım, mutfağa girerim. Olur, tamam. Bir Beyoğlu'nda Girit meyhanesine girdim. Dayımın yanına girmiyorum çünkü patron yeğenisiniz, size işmiş yaptırmazlar. Onun için dedim tamam, girdim. Çok dünya beyefendisi bir adam, Giritli. Otları öğreniyorum, şeyleri yapıyorum. Dedi ki Tamar'cığım dedi, fava yapacaksın dedi. Tamam dedim, yaparım seve seve. Bir şey değil dedi, 120 kişilik yapacaksın dedi. 120 kişi mi? Ben 10 kişiye falan yapmışım maksimum yani. Tamam yaparım ya, sorun yok falan. Tabii ki favayı tutturamadım. Tabii ki aktı. Onda sorun yok. Ben adama favayı enginar kaşığıyla tattırdım. Yani kenarları bilenmiş bu enginarın içine aldığımız. Adamın ağzı yarıldı tadına bakarken. Dedim kesin kovuldum. Kovmadı beni. Her gün başka meze yapacaksın dedi. Çok güzel. Bu açıdan işte teyzemin Rum olması, annemin Ermeni olması ve benim bu Anadolu topraklarında çok okumam, yemekle ilgili çok hoşuma gidiyordu, hayatımı kurtardı. Ve bundan sonra hayatıma devam ettim bununla ilgili. Tamam dedim ya, mutlu olduğum şey bu. Ben mutfaktayım ve hayatımı tamamen mutfak üstüne kuracağım. Şimdi mutfak tamamen matematik bir yandan. Artı bir dediğimiz şey o bizim mutfakta. Önemli dediğimiz şey şu. Şimdi size şeyden anlatmayacağım. Su 100 derecede kaynar. Karamel 117 derecede oluyor abicim. Soğanı doğru yaparsanız işte karamelize elde edersiniz. Yoksa haşlamaya dönersiniz falan değil. Şimdi artı bir şu değil. Bu artı bir benim hayatımdaki. Gangon. Bu dört tekerlekli, iki Michelin yıldızlı, profesyonel mutfaklarda çalıştıktan sonra artık hani benim artı birim şu, yürüyen mutfak. Yani olabilir mi böyle bir şey? Yürüyor, iki de Michelin'imiz var dört yıldız üzerinde. Bu bayağı istediğin yere çek, pişir, yap işi. Dedim istediğimi buldum mutfakta. Fakat istediğimizi servis ediyoruz bu arada. Asıl artı bir, bu dediğim konu şu, artı bir şu değil. Bu çok iyi sırlanmış bir et olabilir. Altında yancısı, herhangi bir şey önemli değil. Fakat sanırım hiçbirimiz böyle çiğ biberiyeyi çatır çutur yemiyoruz değil mi? Hani şunun üstüne biberiyeyi diktim, ben artık şefim, önlüğümde var, şimdi bunu servis. Bu değil. Artı bir şu, video oynatacağım şimdi, önce kusura bakmayın, bu benim dayım. Bu da meyhanesi. Ve şöyle, bu sadece bana özgü bir şey değil bu arada. Kızarmış ekmek. Bu tereyağı. Bu nedir? Yumuşak olur. Kadınlar gördünüz. Tuzunun balığı ve ısırıyorsunuz şimdi. Teşekkürler. Yani duymak istediğim konu ses bu. Artı bir şudur. Bu adam sadece bana özgü bu arada yapmıyor bunu. Kendi restoranında bu böyle yenir. Ekmek böyle kızarır, tereyağı konur. Sıkıyorsa o sardalyanın üstüne dereotunu koymadan servis yap, bittin. Yani hayatım kaydı. Dolayısıyla bu şekilde devam ediyor. Benim için artı birlerin hayatınızdaki yerleri matematiksel dışında daha da bunlardan biridir. Şimdi biz meslek olarak saatlerce ayakta çalışıyoruz. Bir de ben bir sürü erkeğin olduğu bir şey içerisinde çalışmak zorundayım. Abi ben de yemek yapabiliyorum, kanıtlamak zorunda kalıyordum bu kamyona kadar. Dolayısıyla hani bu süreçte kendimizi resetlediğimiz bir dönem var. Şimdi ben sizin karşınıza çok gurur duyarak ceketimle çıktım. Çünkü benim için reset ceket demek. Mutfağa girmeden 5 dakika önce müthiş derecede terk edilmiş olabilirim. Onda sorun yok. Ya da 5 kuruş param olmayabilir. Ailenizden biri hasta olabilir. Hiç umurumda değil. Kesme tahtam önümde, bıçağım yanımda ve mutfakta kaldığım süreç içerisinde sadece buyum ben. Çıktıktan sonra Beşiktaş'a gidip dağıtabiliriz. Kuru pilav yiyebiliriz. Orada hiçbir sorun yok. Hayat bu şekilde devam edebilir bizim için. Fakat gelecek olursak, geri benim konuma, ne yesen olsun diye bir atasözü var. İnsanların şu son zamanlarda taktığı. İşte ona göre dikkat et hayatım, ne yesen olsun falan. Benim için o değil. Ne yesen o değilsin. Nasıl yersen olsun benim için.
Nasıl yersen olsun derken hızlı mı yemek yiyorsun, yavaş mı yemek yiyorsun, mezeyi tırtıklayarak mı yiyorsun, önüne mi bakıyorsun, iki kişi yemeğe çıkmışsınız, mütemadiyen telefona bakıyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Bunlar değil benim için. Nasıl yiyorsunuz yemeği? Akşam ya da gündüz, onda sorun yok. Paylaşıyor musunuz? Asıl benim için konu şu. Çok güzel bir kültürümüz var bizim, Anadolu kültürü. Bir yere yemeğe davetliyseniz, yemeğe davetli olduğunuz süre içerisinde davete giderken bütçenize göre bir şey alır götürürsünüz. Bu bir çiçek olabilir, bir içecek olabilir. Aybaşıysa maaşınızı almışsanız %70'i KDV olan gayri meşrubat olabilir. Yani çok severim. Ama bu kültür hepimizde var. Bu arada simit peynir paylaşabiliriz. Ne yesek o değiliz arkadaşlar. Nasıl yiyoruz, sohbet ediyor muyuz, şöyle yapıyor muyuz, böyle yapıyoruz. Asıl konu bu. Hepimizin bildiği bir kahkaha, bir pirzola olayı var. Hani bu gerçekten doğru çünkü ne paylaştığın değil. Masadaki ne yediğiniz lezzet değil. Daha çok sohbetimiz aklımızda kalıyor. Abi çok eğlenmiştik şurada. Evet. Bilmem ne yatağında şunu yedik diye anlatmıyorsunuz ki siz. Çok eğlendik ya, deli sohbet ettik diyorsunuz. Bu bizim için çok daha güzel bir şey aslında. Yani paylaştığımız şey çok güzel bir şey bu konuda. Bu kültürü de umarım kaybetmeyiz. Bunu mütemadiyen yapabiliriz. Şimdi bizim geriden geriye paylaştığımız kültürler içerisinde ben annemden mütemadiyen şöyle büyümüşümdür. Bizi atasözleriyle tedip ederdi. Doğrudan yüzümüze hiçbir şey söylemezdi. Şöyle yapardı şimdi. Aman evladım elmet etsin. Tamam. Dikkat et, dolu başak eğik durur. Tamam, teşekkürler. Zaman geçiyor, işte hayatımıza birileri giriyor, böyle ağlıyorsun, anlıyor falan. Diyor ki, sevgi emektir. Gördük onları, o başka bir şey. Peki, emek olmadan yemek olmaz. Tamam, oldu, aşçı oldum. Tamam, onu görüyorum. Çok mutluyum. Şimdi, abi madem sevgi emektir, emek olmadan yemek olmaz. Abi o zaman sevgi yemektir benim için yani. Benim için başka bir şey değil yani. Bunların totemunda ben başka bir şey göremiyorum yani. Hani bu çok keyifli bir şey benim için. Şimdi çocukluğumuzda okul bizi aslında gene tedip etmek için ihtiyarhanelere götürürdü. Bütün bayramlarda. Ben severim bu arada ihtiyarhaneyi gezmeyi çünkü yaşanmışlığı olan insanlarla sohbet etmek benim daha hoşuma gidiyor. Ben yokum orada ve o yaşadığı anıları anlatıyor zaten yalnızlar falan. Bir de çocuklaşıyorlar aslında. 13-14 yaşındayım. Bu Fransız Lape Hastanesi'ne gidiyorum. Çok eğlenerek gidiyorum bu arada. Yani oradan koşanlar, üstü çıplak koşanlar, bir şeyler yapanlar falan. Abi yani ihtiyarhane değil burası. Çok eğlenceliymiş. Mamama dedim ki, beni de dedim buraya koyun yaşlanınca falan. Ya çünkü çok eğleniyoruz yani. Bir tane Haygül Yaya vardı. 89 yaşındaydı ve yemeği beraber yiyoruz. Yemekte böyle sofrasını kurduk. Ben heyecanla bekliyorum. Yemek yemeyi bekliyorum bu arada tabii. İşte ne bileyim ben unuttum ihtiyarhane olduğunu, hoşaf falan geldi. Neyse, kurdu sofrayı, dua edeceğiz. Tamam, dua edelim. Dua 20 dakika sürüyor. Tamam, dua ettik. Son cümleyi böyle duasını bitirirken hep bana bakardı. Derdi ki, Tanrı kimseyi yalnız yemek yiyecek duruma düşürmesin. Şimdi çocukken anlamıyorsunuz bunun ne demek olduğunu. Tanrı gerçekten kimseyi yalnız yemek yiyecek duruma düşürmesin bu arada. Eve gelince böyle televizyon karşısında saçma sapan bir şey atıştıracak duruma düşmeyin tek başınıza. Yaşım büyüdükçe bunun ne demek olduğunu çok daha iyi anladım. Çünkü zaman geçtikçe yalnız yemek yemenin gerçekten İnsan ilişkileriyle de alakalı olduğunu da öğrendim. 32 yaşındayım. Annemin koyduğu bir kural var. 8'de evde olacağız. Aynı sofrada olacağız. Abim, ben, annem. Ben 8'e 5 kala evdeyim. Mutfak anneme aittir. Evde ben yemek falan yapmıyorum. 8'e 5 kala evdeyim. 8'de o sofradayım. Yesem de yemesem de sofradayım. Çünkü bugün ne yaptın? Sohbet edip konuşacağız beraber. Asıl güzel olan şey o. Şimdi bu şeyle çekilmiş olan 1997'de benim yaptığım ilk salata. Şimdi deli bir umami tat var bu arada. Biliyorsunuz ya hani acı, tatlı, ekşi, tuzlu, bir de beşinci umami var.
en sevdiğimiz. Şimdi burada şöyle anlatayım size. Zeytin ezmesi ne alaka? Saç yapmışım burada. Bunlardan göz, ondan sonra burun. Bu mayonez ve taze soğan. Yani berbat aslında yani. Kadının sonra anlıyorum senin aşçı olma çocuğum deme şekli şöyle. Fakat şu, ya yani bu tabak duruyor bu arada yani hala duruyor. Fakat şu konu şu, 97 yıl annem hasta. Benim asıl yapmaya çalıştığım şey şu anneme. Sofraya abimle sırtımızda taşıyarak getiriyoruz. Daha çok abim getiriyor tabii, vücutçu kendisi. Sofraya geldiğinde kadıncağız şöyle gülen bir suratla bir şey görürse belki unutur diye. Yani nacizane. Tabii yemeyecek durumda bir salata yaptığım için çok özür diliyorum ama yani buydu benim asıl anlatmaya çalıştığım şey. Biz şimdi kendimizi kişisel gelişim kitaplarına falan adıyoruz ya birbirimizle sohbet etmek yerine. İşte o orada bunu dedi, şöyle yapacağım kendime. Bu burada bunu dedi. Paolo'nun bütün kitaplarını alıp okuyorum. Ondan sonra adam tek bir şey yazıyor abi. Paylaşmazsanız insan değilsiniz yazıyor kitabı bitirirken. Ya paylaşmazsanız insan değilsiniz yani. Adam doğru bir şey söylüyor. Değiliz aslında. Ve biz bunu aslında yapıyoruz. Çok şükür ki hepiniz de iyi ki yapıyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. Bu hepinizin sofrasından eksik olmasın. Hiçbiriniz hiçbir zaman yalnız yemek yemek durumunda kalmayın. Sıkılırsanız çağırın. Bizim Gangonhey'e de geliyor bu arada. Onda sorun yok. Yıllardır, yaklaşık 7 yıldır profesyonel dünya mutfaklarında çalışıyorum. Fakat içimden her servisten önce tekrarladığım bir şeyler var. İki kelime. Müsaadenizle onları size tekrarlamak istiyorum buraya. Geldiğiniz için hem de yüksek sesle tekrarlayayım diyorum. Kalioreksi, Pariah Horjak, afiyet olsun. Çok teşekkür ederim.